ilimizde ilk defa termal seralarda. Valla benim şimdiye kadar gördüğüm en büyük traktör. Böyle gerçekten çok ilgimi çeken bazı aletler de var. Zaten şimdi sırayla hepsini size göstermeye çalışacağım. 5-6 dönümlük bir arazi kiraladık. O arazide de çok güzel bir tane taş ev var. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili dostlarımız, candan bağlandıklarımız, can bağlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Biz de sizin evinize hoş bulduk. Yorumlarda hep söylüyorsunuz. Videomuz başlıyor. Yorumlarda bambam uzun süredir yok diyordunuz. Biz de aslında sürekli bir arada olduğumuz için bir şekilde videolarda da evet farkında değildik daha az paylaştığımızın. Ama tabii ki tüm yorumları dikkate alıyoruz ve bunu da dikkate aldık. Bu bölümde birazcık daha bambama da yer vermiş olduk. Bir bambamla giriş yapalım bu bölüm dedik. Aslında biz bambamla her gün bu oyunu hem sabah hem akşam oynuyoruz. Çünkü burada biraz daha fazla köpek var ve daha bahçemizi istediğimiz gibi Bambam'ın çıkamayacağı bir hale getirmediğimiz için Bambam genelde hep evde bizimle. Biz çıkarsak çıkıyor. Biz çıkarsak çıkıyor, evdeysek evde. Öyle olduğu için enerjisini atabilmesi adına burada daha fazla oyun oynamaya başladık aslında. Ve yağmurlu değilse hava, değil mi? Biz sabah akşam, sabah yürüyüşten sonra 20 dakika, akşam yürüyüşten sonra 20 dakika bu şekilde Bambam'ın en sevdiği oyunu oynuyoruz. Alanımız çok geniş aslında bahçe anlamında fakat 3 ev aynı bahçeyi kullanıyoruz şu anda. Bir de küçük bir köpek daha var bahçemizde. O nedenle Bambam'la onu korumaya çok, çalışıyoruz. Evet, pek bir arada bırakmamaya çalışıyoruz. Kontrol dışı bir durum oluşmasın diye. Ahmet abimiz sağ olsun Deniz'i aradı ve dedi ki tarım ve hayvancılık fuarı var Deniz. Biz oraya gidiyoruz. Seni de götürelim. Sağ olsun böyle bir öneride bulundu. Deniz ilk kez gidiyor. Ben de daha önce gitmedim. Sizinle beraber izleyeceğim görüntüleri. Burada şey var, hep komşuluk diyorduk ya. Evet. Sağ olsun hani Müco da aynı şekilde, Ahmet abi de, işte Ali abi de zaten tanıdınız. Ya Deniz şöyle bir şey var, çekebilirsin. Deniz şuraya gidelim, bak Hendek'te hayvancılık fuarı var yakın. Haydi hep birlikte atlıyoruz, gidiyoruz. Modunda böyle devamlı onlar da bana içerik çıkartmaya çalışıyor sağ olsunlar. Bunlar da çok keyif alıyoruz. Ev sahibi de. Evet, ev sahibimiz hatta bir gün şeye götürdü Deniz'i. Ben birazcık kısa kısa böyle Deniz bana göstermek için yani paylaşabileceğimiz kalitede videolar değil de hani böyle fikir sahibi olmam için bit pazarına gitmişlerdi. Evet, bit pazarına gitmişlerdi. Kesin oraya bir gidip video gideceğiz. Çekmek istiyorum. Bir bit pazarına da gidip video çekeceğiz. Bir fuara gidelim, sohbetimiz devam edecek. Ahmet abi ne bu alet bu, şimdi? Bu fındık dövme makinesi. Fındık fatos, dövme derken? Fındık fatos. Taneyi kapçıktan ayırıyor. Fındığı topluyorsun da dövüyor ya. Pisliğe, ben hiç bilmiyorum pisliğe abi. Ayırıyor. Taneyi alıyor. Kabuklu hale getiriyor yani kapçığından ayırıp. Hava sisteminle emiyor kapçıklıyı. Yani bir havayı çekiyor, alıp. Havayla da taneyi boşaltıyor. Aşağı yukarı bir 20 metre falan ortamı var büyük. Bunda yok şu an. Öbürkünde var bak. Oraya doluyor. Bak, öteki makinede aynı bitmiş sistemi yani. Onu sövüyor kendiliğinden. Emiyor. O yerdeki ufak boruyla da taneyi boşaltıyor. Şimdi arkadaşlar tabii çoğu aletin ne işe yaradığını bilmiyorum. Ahmet abi şu an bu arkadaki aletle ilgili oradaki yetkili arkadaşa bazı sorular soruyor. Bu alet benim anladığım kadarıyla bu fındık toplandıktan sonra
O fındığın sadece kabuğuyla kalması için, üstündeki o şeyinden ayırması için bir makine. Ahmet abi alacak herhalde bir tane de, bu sene mi alacak, seneye mi alacak artık. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar bu da fındık toplama makinesiymiş. O yerden fındıkları toplamak için. Böyle vakumla şu uçta bir boru takıyorlar. Oradan fındıkları içine çekip topluyor. Elektrikli süpürge gibi çekiyor değil mi abi o da? Bu ayıklamıyor ama değil mi abi? Bu sırf topluyor, öbür makine de ayıklıyor. Bu da ayıklıyor. Bu da mı ayıklıyor? Makineler arasında bayağı bir boyut farkı var ama abi. Tabii. Kolay gelsin. Şu Ahmet abi, bununla bunun tam farkı ne? İkisi de topluyor ama ben anlamadım, sana bir sorayım dedim. Bu bahçeden topluyor, yerden. 100 metre, 120 metre hortum takıyorsun buna. Fındığı aralarına topluyorsun, o emiyor. Bu toplama bu. Peki bu abi neydi bu, baktığımız? Yoğundan alır bu genelde, toplanmış fındığı döver. Ha, bu da toplanmış fındıktan alıyor. Burada da şey var. Bakın hortum ne kadar uzun, fındıkın içinden bak, alıyor. Bu işte bu. Elektrik süpürgesi gibi çekiyor. Bu yere tabii yerden emiyor devamlı. Süpürüyorsun yeri, oraya dönüyor. Peki bu da ayıklıyor mu abi? Ayıklıyor. Aynı gösteriyor zaten, ayıklıyor. Bir de bunların ayıklamayanları var. Kapçınla topluyor, yeniden patoza vuruyorsun. Ha. O da var yani. O zaman abi bu makine bunun yaptığı işi de yapıyor. Yani onun gibi. Aslında. Ama bu sabit bahçede. Ha, o sabit duruyor. Bu herkese gidersin. Ya bunu da götür. Piyasaya toplayanlar bunlar. Piyasaya da iş yapıyorlar yani. Böyle ama böyle. Sanki daha o piyasa için bu da yani, tek başına kendine yapıyor. Kendi için. Adamın çok fındığı var. Yağmaya parasından kaçıyor. Çok işçi parası olmasın diye. Evet. Üflemeyle toplattırıyor. Bunu emdiriyor bir de her yerinden. Hortum da uzun. Makineyi de her yerine sokmuyor. Yani fındığı taşımamış oluyor. Bunlar da Ahmet abinin patpatlarından herhalde, onların çapalama makineleri. Biraz daha şekil bir pat. Aslında çok fuar dolaştım. Fuar dolaşmayı da severim ama daha çok ben işte spor fuarı, bilgisayar oyunu fuarı, ne bileyim yat fuarı, araba fuarı. İlk defa böyle bir fuara denk geldim. Böyle aslında benim için şey gibi burası, böyle büyüklere oyuncaklar gibi. Yani hiç anlamadığım bazı aletler de var ama böyle gerçekten çok ilgimi çeken bazı aletler de var. Zaten şimdi sırayla hepsini size göstermeye çalışacağım. Benim ilk şey İtalyanlar. İtalyanlar yapıyor. O zeytin meytin onlar da değil mi? Onlar da herhalde onların aralarına girmek için. Amortisörleri falan da güzel abi. Yani direkt. Büyük motor var bunlarda. İlk bahçeye bok atmaya gerek yok. Evet. Onu görmedim. İki gün sonra götürdük. İstediğin yere, istediğin yere gir. Evinin önü, bağın, bahçen, komşun tertemiz olsun. Sefadakini var ya şimdi. Yani tertemiz olsun. Hiç ne komşunu rahatsız et, ne çoluğun çocuğunu rahatsız. Bu kadar basit. Arkadaşlar bayağı iri bir traktör. Herhalde traktörlerin Range Rover'ı gibi oluyor. Tam anlamıyorum ama çok güzel gözüküyor dışarıdan. Tabii sana oyuncak gibi değil mi bunlar abi? İnsan hepsinden istiyor bir tane. Yani evet. Traktör kaç paradır abi? Bunlar bayağı pahalıdır diye düşünüyorum. 1 milyona geçiktir. Sahibini de görmedik. Çamurluk da kopmuş galiba. O dayanmaz ki. Şimdi Allah aşkına toprakla çalışıyorsun ya. Olur mu? Tamam, olur mu? Şimdi daha fuardayken çıkmış zaten. Dökülüyorlar. Bu dayanır mı? Zaten dökülüyor. Ahmet abi ben şu traktör önündeki niye ağırlık takıyorlar abi buraya? Bunlar bassın diye. Önü kalkmasın diye. Ön taraf kalkmasın diye. Kalmasın, çeksin diye.
Ki bunlar 4x4'tür herhalde değil mi abi? Önler de çekiyordur. Tabii tabii. Efendim, 4x4. Kaç? 36. 36 kilo değil mi? 360 kilo. Her traktörde vardır bak ön ağırlıklar. Her mal. Tabii içi de uçak kokpiti gibi arkadaşlar. Bir sürü alet kol var aslında. Bir biliyorsunuz geçen gün ben Dursun abinin traktörünü kullanmıştım. Çok keyifli bir olay aslında. Bunlar iyice keyiflidir diye düşünüyorum. Yani hem yeni son teknoloji hem de daha çok içinde tuşmuş vesaire özellik var. Minyatür traktörler de var. Bu traktörler Japon mu oluyor? Küçük motorun kepçesi. Ahmet abi bu niçin peki? Çok ufak ya. Bahçe motoru. Bahçe motoru. Bahçe motoru. O araya girebilsin. Araya girir bahçe diye. Motoru. Fındık her arasına girebilsin. Çok pratik ama değil mi? Evet. Senin scooter gibi abi. Ay scooter diyorum, senin ATV gibi abi boyut. Tak abi ne güzel, Sakarya üretiyor, Türkiye kazanıyor demişler. Belediyenin yeri. Belediye olarak, kamu olarak acaba insanların önünü nasıl açabiliriz? İlimizde ilk defa termal seralarda şu ürünleri yetiştiriyoruz. Bu ürünler normalde Türkiye şartlarında dekara en iyi şartlarda 10 ton alınabilirken biz serada bunu 40-50 ton hatta hedef 60 ton. İlimizde bütün marketler diyebilirim hemen hemen şu anda kendi ilimizde kendi ürünümüzün yani mahsulünü tüketmekte. Bu da bazı konuları öngörmenin getirdiği bir öncülüktür. Şu anda gerek İstiridye mantarı dediğimiz bu mantarda belediye başkanımızın öngördüğü şekilde yapıldı. Şu anda ben Park Bahçeler Daire Başkanı olmaması bile bana talimat verdi. Şu anda 5 tane tüplü alanda hemen hemen ihalemiz bitmek üzere yine aynı bu mantarın üretimine devam ettireceğiz. Bir şeyin devam etmesi demek yani o ilde, o ülkede ona ihtiyaç hasıl olduğu için biz artarak, üreterek, devam ederek ülke ekonomisine, insanlığa ve gerekse de tarımla ilgili Sakarya'ya bir öncülük ediyoruz. Katkı sağlıyorsunuz aslında. Kesinlikle. Ha peki ürünler, farklı ürünler de var. Ben ilk defa görüyorum. Evet. Kahverengi domates. Efendim bu Türkiye'de bu domates dediğimiz dünya domateslerinde hemen hemen 50'ye çeşit ürün var. Bu ürünler şu anda piyasa değerinden ziyade aromatik olsun, tıbbi olsun bazı noktalarda artık insanlar doymaktan ziyade kaliteli, güvenilir gıda tüketmek istiyorlar. Bu da kaliteli, güvenilir gıdanın öncülüğünde yapmış olduğumuz bir üründür. Şimdi çeşitler var, çeri dediğimiz çeşitler var, bunlardan var, hepsinden var. Ana amaç, tekrar tekrar söylüyorum, belediyenin ana amacı kar sağlayalım değil. Bir öncülük edelim, gıdayla ilgili bir açığı kapatalım. Sakarya gibi bir yerde nasıl birim alanda en kaliteli ve güvenilir gıdayı üretebiliriz? Çünkü Sakarya, ben tarım il müdürüyüm, tekrar söylüyorum, tarım müdürlüğü yaptığım ziraat mühendisi. Hemen hemen dünya diyebilirim ama dünya dersem belki uç olabilir, ispatlanmamış bir yere olabilir ama Türkiye'nin en mümbit, en bereketli, en iyi arazisinin olduğu bir. Topraklar çok bereketli abi. Kesinlikle. Biz de ekim dikimi yaptık bu sene. Çok verim aldık. Biz sadece domatesle verim alamadık aslında abi. Bir tur aldık. İkinci turda domatesler bozulmaya başlandı. Üstü yaralanmaya başladı. Ben onu izah edeyim. Domatesteki en büyük sorun bir, Akdeniz sineği denen bir hastalık var. İki, domateste çeşit seçimi. Bazen o sizin hatanız değil. Kaliteli yerden fide almazsanız öyle fideden olur. Kaynaklanan hastalıklar da zuhur edebilir. Tekrar tekrar söylüyorum. En yüksek ürün demek, en karlı iş demek,
kaliteli ve güvenilir gıda olması lazım. Yani yediğimiz konuda, çok önemli. Kesinlikle bu konuda, hatta şunu bile söyleyebilirim. Belki bazı tarımla uğraşanlar bilebilir. Bu sera olduğu için bamus arısı dediğimiz bir arı var. Bu arının döllemesiyle bu ürünler mahsule kalkar. Yani tecrit edilmiş bir yerde tamamen organiğe yakın bamus arılarıyla döllenerek elde edilmiş kaliteli, güvenilir gıda. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlgi için. Katkı sağladıysam ne mutlu. Burada aslında tekrar ediyorum, belediyemizin bünyesinde 3 tane şirketimiz var. Bir Belpaş, 2 Sera AŞ, 3 Fidan AŞ. Burada 3'ünün de ürünleri bulunuyor. Fidan AŞ dediğimiz Türkiye'nin dış mekan ve iç mekan süs bitkilerini hem üretiyor hem pazarlıyor. Sera AŞ dediğimiz daha çok bu ıtri ve aromatik bitkilerle ilgili bir ürün yapıyor. 3000 dekar alanda 68 kilometrede Melen Çayı'ndan alınan bu İstanbul İrsale Hattı suyunun alanını tespit etmiş. 3000 dekarı ormandan bünyemize geçirdik. Yani Sakarya Büyükşehir'de şu anda yurt dışıyla, özellikle Almanya'yla Martin Bauer diye bir firmayla tamamen ıtri ve aromatik bitkileri, kekik, lavanta, bunları daha çok sanayi türüne çevirerek dünya pazarına sunuluyor. Abi kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. İlginize sağ olun. Biz teşekkür ederiz abi. Çok güzel bir çalışma. Ne demek? Umarım devamı istediğiniz gibi gelir. Evet arkadaşlar, bunlar da ceviz soyma makinesiymiş. Şimdi bunun adı nedir? Nacak. Ben Nacak, Nacak mı? Nacak değil vesaire de dediler. Bu fındık soylama orakların üstüne orak mı, Nacak mı gelebilir? Abi orak, Nacak yer yer. Yer yer değişiyor yani. Evet. Ama şunlar bir şahane. Bir güzel kesiyor bunlar budamak için. Kumruklu adam 10, şunun adına 10 basar bunlar. Şey mi? Ne kadar bunlar? Tabii ufak bir mola verdik, yemek yedik. Yine yöresel yiyecekler. Değişik bir fuar ya, enteresan geldi bana çok. Değişik gübresinden tohumuna, tarımsal ürünlerden İş makinelerine kadar birçok şey var burada. Tabii biraz daha sektörel bir fuar. Ben zehir atmak istemiyorum, toprağı öldürmek istemiyorum. Çünkü bu niçin Dursun abi? Evet. Bu niçin, ne işe yarıyor? Fındığın altındaki otu biçmek için. Ot biçmek için. Sağda ot, sağda fındık altı değil de eğer. Ot biçmek için. Ben 2 seneden beri bundan biçiyorum. Abi normal tarladaki ot biçiliyor mu bununla peki? Biçilir. Biz çok çektik de geçen sene ot yolmaktan. Yok canım, biçilir. Fındık toplama bakın. Karşıda gösteriyor. Bu arasına geliyor. Direkt. Aradan yerden topluyor, çuvallıyor. Önce dövmüyor bu. Fındık sadece topluyor. Topluyor. Sonra pataz yapıyorsun. Hacı ne çıkarsa çıksın, senin yaptığın hiçbir şey yapmıyor. Şunu yaptığını, şunu yağmurda bahçeye koyamayacağım. Havanın kurumasını bekliyorum. Vesaire, vesaire. Ha, şu her şey çok güzel. Geri geldiğinde zaman el veriyor. Yani. Düz araziye göre. 50 bin lira. Yokuş için değil değil mi amca? He? Yokuş için değil, yokuşlu yerlerde. Kardeşim, ne çıkarttığı desin. Ne şey yapıyoruz biz bana. Adam aslamını görüyor. Biz kaba konuşuyoruz. Asker şey olduğu için. Bu en büyüğü herhalde abi. Bunu neyde kullanıyorlar Ahmet abi? Çiftçilikte kullanıyorlar. Büyük Adana, Trakya.
Tekerleği benim kadar zaten. Ya. Bizim orlarda gitarlar olmaz. Abi yolda gitmez neredeyse. Valla benim şimdiye kadar gördüğüm en büyük traktör. Şöyle baktığınız zaman tekerleği bile benden büyük. Ben yanında durunca ne kadar büyük oldu daha iyi anlaşılıyor benimle birlikte. Abi direkt bunun önünde bir ton var. Bunun önünde de ekipman koyuyor. Arkadaşlar her yerine ağırlık takılmış. Herhalde tam yolda tutsun diye. Güzel çekiş sağlasın diye. Bu fırınları çok seviyorum. Çok güzel fırınlar. İnşallah ilk fırsat bulduğumda ben de bir tane inşa edeceğim. Bizim Altındere'deki evin yanındaydı bu imalathanesi direkt. Hatta bir iki defa bir muhabbet etme şansımız olmuştu ama çok samimileşememiştik. Yoksa burasıyla ilgili bir tanıtım videosu da oluşturmak istiyordum. Evet, fuarı siz de gördünüz. Tarım ve hayvancılık fuarı. Özellikle çok enteresan traktörler vardı. Bir tanesi yani tekerleği bile benden büyüktü. Ben böyle büyük oyuncakları diyorum onlara. Devasa bir şeydi. Yani ilgisini çekenler bu şekilde tarım ve hayvancılık fuarlarını takip edebilir. Biz de elimizden geldiğince sizi içeride dolaştırmaya çalıştık. Şu anda evet 3 evin kullandığı ortak bir bahçemiz var ama biz bahçemizi kendi tarzımıza göre, kendi kullanım şeklimize göre bir biçimlendireceğiz. Fakat kafamızda henüz tam bir netleşmiş bir şey yok. Genelde böyle yorumlarda sizden destek istiyoruz. Bu konuda da öyle olacak. Biraz böyle bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalıyor ya arkadaşlar. Siz kendi tecrübelerinizi bir şekilde bize aktarıyorsunuz. Biz onu burada uygulamaya çalışıyoruz. Onu yeni insanlar izliyor. Aslında herkes için çok faydalı bir hale dönüştüğünü düşünüyoruz. Çünkü geçen sene Filiz'in dediği gibi o kadar çok şey ektik, diktik ve bir şeyler yaptık ki ve bunun çok büyük bir kısmını sizden gelen yorumlarla bir şekilde yol alıp devam ettik. İki şehirlinin bir köye göçüp ne yaptığı, ne yapabileceği, nasıl yapabileceğiyle ilgili değil mi? İnsanlara ışık olmuştur evet, diye düşünüyorum. Fena da değildi. Bence gayet verimli bir yıl geçirdik ki zaten şunu demek istiyorum. Şöyle yorumlar vardı. Deniz bak işte Filiz Deniz evin orasına bahçenin orasına gölge düşüyor evin gölgesi düşüyor. İşte şu sebzeler çok güneş istemez oraya onu ekebilirsiniz. İşte şu tarafa bunu ekebilirsiniz filan gibi çok güzel tavsiyeler geliyordu. Her yaptığımız şeyde sizden çok güzel öneriler geliyor. Bunu daha pratik nasıl yapabiliriz? Daha kolay nasıl yapabiliriz? En doğrusunu nasıl yapabiliriz? Bilmediğimiz otları da danıştık. Yani neler yaptık neler. Sizden gelen o yorumlar bizim için çok ciddi anlamda kılavuz oluyor. Elbette eleştirel yorumlar da geliyor zaman zaman. Lütfen dikkate almadığımızı düşünmeyin. Evet, her birini tek tek değerlendiriyoruz. Ve tabii ki ona göre bundan sonra rotamızı çiziyoruz. Ya şunu söyleyebilirim sadece mesela. Ot yoluyorduk bahçeden. Hani ot yolma videosu çekiyorduk. Ona gelen yorumlardan o otun aslında yendiğiyle ilgili bir şeyler evet çıktı. Araştırdık. Bir bölüm sonra da o otu toplayıp çok sirken güzel bir yemek yapmıştık. Çok da faydalı bir otmuş mesela sirken otu. Bunun gibi çok fazla şey olabiliyor. O yüzden yorumlarınızı bizden esirgemeyin dostlarımız. Dedim. Ayrıca çok yoğun tempo olacağımız bir döneme giriyoruz. Biliyorsunuz şimdi doğal ürün satışlarımız başlayacak. Onunla ilgili aslında biraz geciktik ama biz bazı belgeleri alıp belgeli olarak işimizi yapmak istiyoruz. Öyle merdiven altı bir şeyler yapmak istemiyoruz. Şimdi Tarım İl ve Köy Bakanlığı mıydı? Neydi? Tarım İl ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan işte bir belge alınması gerekiyordu en son. İşte onunla ilgili her şeyi tamamladık. Büyük ihtimal bugün yarın belgemizi alıyor olacağız ve o belgeyle birlikte satışa başlayacağız. Dediğimiz gibi önce Instagram hesabımızdan, daha sonra açacağımız Shopee hesabından ve Trendyol, işte hepsi burada, N11, Amazon hesaplarından bu ürünleri satmaya başlayacağız. Yurt dışına da satış yapacağız. Evet. Onunla ilgili çok yorum gelmiş. Çok yorum geldi. Var. Hani biz de bir yol bulduk galiba uygun fiyatlı. Büyük ihtimal PTT Kargo'yla ya da MNG'nin bir yurt dışı şeyi var. Onunla gönderim sağlayacağız arkadaşlar.
Bunun yanında bizi çok heyecanlandıran o bir tane proje var. Şu anda evet. tam söylemeyeceğim ama şu an o proje için... Söylemiyoruz şeyden ya, meraklandıralımdan değil, da... Değil. Meraklandıralım değil aslında konu. Bir şeyler birazcık netleştikçe söyleyelim ki sonra... Kendi söylediğim mahcup şeyin altında olmayalım. Evet çok ezilmeyelim diye aslında. Ya biraz ama ilk adımı attık diyebiliriz. Böyle 40'ı çıkana kadar çocuğun suratı gösterilmez diye biraz onun gibi düşünün. Bu Mücahit'le bizim çok heyecanlandığımız, Melek'le Filiz'in de böyle çok heyecanlandı ve akşamları bir araya gelip devamlı üstüne fantezi kurduğumuz, şöyle olur böyle olur burasına bunu yaparız dediğimiz bir şey. Şu an herhalde bir 5-6 dönümlük bir arazi kiraladık. O arazide de çok güzel bir tane taş ev var. Ve orada çok farklı bir projeye başlıyoruz. Evet. Her şey planladığımız şekilde ilerlerse projemi size bir videoyla duyuracağımız bir şey değil. Aslında çok uzun bir süreci sizlerle adım adım paylaşıyor olacağız ve eminim ki siz de izlerken çok keyif alacaksınız. Öyle bir dönem başlıyor bizim için. Tahmini olarak yani umut ettiğimiz ve her şey yolunda giderse Mayıs, Haziran gibi de her şey tamamlanmış olacak. Oradan sonrası zaten nihai durumu hep beraber göreceğiz. Mayıs-Haziran'a kadar büyük ihtimal haftada bir video orasıyla ilgili, o konuyla ilgili, bizim orada yaptığımız şeylerle ilgili videolar olacak. Çok heyecanlıyız. Sizin de heyecanlanacağınızı düşünüyoruz. Biliyorsunuz katıl butonundan kanalımıza destek olanların kullanabildiği bazı özel emojiler vardı. Bunları biz de bazen yorumlarda kullanıyoruz. İşte Deniz'in, benim, Mia'nın, Bambam'ın emojileri vardı. Şimdi bir de oraya... Murat bir de Deniz'in. Değil, iki de aslında. Murat Deniz ve Müco eklendi. Bu arada kapak fotoğrafımızda, işte logomuzda da yine Murat Deniz var. Bayağı şirin bir çalışma oldu. Deniz onu tamamladı. Logomuza da, kapağımıza da Murat Deniz'i eklemiş olduk. Şey, daha öncesinde hep doğuma dönünce yumurta kullanıyordu emoji yerine. Sonra Murat da civciv, yumurtadan çıkan civciv. Evet. Sonrasında da yumurtadan çıkmış civciv kullanıyorduk. Artık kendi emojisi var oluşumun. Murat Deniz'in emojisini kullanabiliriz. Derken bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız çok önemli. Bunu yaptığınızı, bize destek olduğunuzu biliyoruz. Bunu çok fazla hissedebiliyoruz. Sevginizden, gelen mesajlardan, yorumlardan teşekkür ediyoruz dostlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Gel sayarak koy taşları buraya. İngilizce say. One. Two. Three. Four. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Aferin aşkım. Bir de Türkçe say. Bir. Bir. Bu kadar büyük bir kurbağa görmemiştim. Tamam oğlum. Onun da hakkı var yaşamaya.